konumuz bu lease time ile ilgili, kiralanma süreleri ile ilgili. Kiralanma süresinde arkadaşlar iki tip sponsorship kavramı var. Birincisi client side, diğeri ise server side. Client side'da ne oluyor? Bizim client'taki programımız server'daki bir nesneye ulaşmaya çalıştığı zaman server'daki nesne eğer ölmüş ise ve garbage collector tarafından temizlenmiş ise bir exception fırlatıyordu. Bunun olmaması için biz onun süresini devamlı uzatmamız gerekiyor. Şimdi normalde uzatma işlemini daha önce yaptığımız örnekte ne yapıyorduk? Bir metodu call ettiğimiz zaman onun süresini işte 5 saniye, 10 saniye uzat diyorduk ama 10 saniye geçtikten sonra yine ölüyordu. Ya da bunun yaşam süresini sonsuz yapıyorduk. O zaman da program kapana kadar o şey server tarafındaki o nesne devamlı yaşıyordu. Burada ise arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Sizin client tarafınız çalıştığı sürece siz server'daki nesneye yaşamasını söylüyorsunuz. Süresi doğmak üzereyken client tarafı server'daki nesneye tekrar bir çağrıda bulunuyor ve onun süresini otomatik olarak uzatıyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun avantajı ne? Siz programınızın belli bir bloğu içerisinde kullanıcıdan bir feedback bekliyorsunuz. Kullanıcının bir şey yapmasını bekliyorsunuz o blokta. O kullanıcı o feedback'i verene kadar server tarafına o nesnenin yaşamasını istiyorsunuz. O blok içerisinde client side sponsorship metodunu kullanarak server'daki nesnenin süresini devamlı uzatabilirsiniz otomatik olarak. Sonra o blok geçtikten sonra uzatma işlemini iptal edersiniz. Server'daki nesnenin garbage collector tarafından toplanmasını sağlayabilirsiniz. Client side sponsorship böyle çalışıyor. Aslında isminden de anlaşılacağı üzere client'dan da server'a bir request gönderildiği için burada da client daha önce yaptığımız event örneğinde olduğu gibi zamanı geldiği zaman server gibi çalışabilmesi gerekiyor. Ama burada tabii bir dezavantajı var bunun. Client da server gibi çalışacağı için bir firewall arkasında olabilir client. Dolayısıyla orada bir port açılması firewall'un engeline takılabilir. Bu bir dezavantajdır. Bunu garanti edemezsiniz. Yani client'ın bir firewall arkasında olmaması gibi bir şey garanti veremezsiniz hiçbir zaman. O yüzden client side sponsorship çok da tercih edilen bir sponsorship yöntemi değildir aslına bakarsanız. Ama bunun haricinde eğer ki bir firewall arkasında vesaire değil ise client tarafından server'a bu sefer bir request gönderiliyor ve server'daki objenin ayakta kalması sağlanıyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Daha iyi anlayacağız. File new project diyorum. Yine bir console aplikasyonu olsun veya class library olsun. Solution'ımın adına client site sponsor ship diyorum. Class library'ın adına da remote library diyorum. Önce remote library'mizi yapacağız. Şunu ben siliyorum. Add new class diyelim. Remote obj diyorum. Burada ekstra bir özellik yok arkadaşlar. Public class remote object Marshall by ref. Bunun içerisine metodlarımızı yapalım. Bir constructor'ımız olsun. Remote object console write line uzak nesne oluşturuldu diyelim. Sonra bir de arkadaşlar public int k
get total diye bir metot yapalım. Int order id alsın. Return order id çarpı 100. Buraya kadar zaten yaptığımız şeyler diğer örneklerimizde yaptığımız şeylerle aynı. Şimdi hemen sunucuyu yapalım. Bu şeyde remote client side sponsorship'te sunucu ve remote library üzerinde ekstra bir işimiz yok arkadaşlar. Asıl yapacağımız şey client tarafında. New project diyorum. Console aplikasyonu. Buna da ne diyelim? Server diyelim. Server. Şimdi server tarafında direkt yine biz config üzerinden çalışacağız. O yüzden config'i okuyacak şeyi yapalım. Kodu koyalım ama onu koymadan önce şuraya @reference diyelim. Bizim remote library'imizi buraya ekleyelim. Şuradan projects'ten remote library'i seçtim. Console.readline diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra gidip bizim server exe'nin config'ini oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Application config'ini. Hemen onu da oluşturalım. Add new item application config. Burada bizim server'ımızın ayarlarını yapacağız. Server tarafında çalışacak olan ayarları System Runtime Remoting Application Server olduğu için buna Service tagını eklememiz gerekiyor. Activated Type Remote library nokta remote obj virgül remote library. Sonra bizim bu server tarafında arkadaşlar objemizin ne kadar süre yaşayacağını söylememiz gerekiyor. O yüzden buraya neyi koyuyorduk? Lifetime servisi koyuyorduk. Lease time eşittir 3. 3 saniye yaşasın. Renew on call time 1 saniye uzasın. Lease manager'ın Lease Manager Pull Time'ı da 1 saniye de bir kontrol etsin diyorum. Sonra kanalları yapmamız gerekiyordu. Channels. Burada iki tane kanal belirteceğiz. Bir server tarafının Server Providers. Şöyle yapacağız önce channels'ın içerisine channel
hangi kanaldan yayın yapacağını söyleyeceğiz. Ref TCP üzerinden yayın yapsın. Portu da 4567 olsun. Sonra bunun içerisine server providers ve client providers diye iki tane eleman daha ekleyeceğim. Bunlar arkadaşlar arada bizim sponsor objemiz gidip gelecek yine binary olarak. O yüzden burada belirtmemiz gerekiyor. Ne tür serializasyon yapılacağını söylememiz gerekiyor. Binary serializasyon yapılacak arada gidip gelen objelerimiz. O yüzden bunları eklememiz gerekiyor. Bunları bir defa daha eklemiştik. Nerede eklemiştik? Şeyde, eventlerde server tarafından client tarafına bir event tetiklendiği zaman yine bu şekilde providerlarını belirtmiştik. Burada da aynı şekilde belirtiyoruz. Server providers formatters formatter ref eşittir binary type filter level eşittir full. Aynı şekilde client providerları da yapıyorum arkadaşlar. Client providers formatter ref eşittir binary. Bunun aynısını client tarafına da yazmam gerekiyor. Client'ın konfigürasyonunu yaparken arkadaşlar. Şimdi istemci tarafına gelelim. Client tarafına. Orada ne yapacağız? Hemen onu açalım. Şunları kapatıyorum. Add new project konsol aplikasyonu client diye. Client'ta da arkadaşlar önce sponsorship olmadan neler olacağına bakalım. Hatayı görelim. Sonra sponsorship'li yapıyı koyduğumuzda ne değişecek ona bir bakalım. Önce client için bir tane application config oluşturuyorum. System runtime rebooting application client URL eşittir TCP //localhost 4567. Sonra bu client activated bir obje. Activated type eşittir remote library nokta remote object virgül remote library. Sonra burada da aynı şekilde yine kanalları koymamız gerekiyor arkadaşlar. Kanalları gidip öteki şeyden alalım. Server'da yaptığımız taraftan alalım şu kanal tagını. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yalnız burada tek bir farkımız olacak arkadaşlar. Client'ta portu ben belirtmeyeceğim. Sıfır vereceğim. O anda müsait olan bir porttan kendisi server'a yayın yapacak arkadaşlar. Sıfır verdiğimiz zaman random bir port atıyordu hatırlarsanız. Bunu buraya yapıştırdım. Başka hiçbir şey değiştirmedim. Sadece sıfırıncı porttan yayın yapmasını söyledim. Sonra gelelim bizim client'ın program CS'ine. Burada da arkadaşlar client'ın program CS'inde remote objemizden yeni bir instance oluşturacağız ve onu call edeceğiz. Bunu yapmadan önce tabii ne yapacağız? Add reference deyip remote library'i eklememiz gerekiyor client tarafına da. Ondan sonra
using kısmına remote library'i ekleyelim. Static void main'in içerisinde remote object rm eşittir null. Bir try catch bloğu koyalım. X remoting remoting configuration nokta configure client exe nokta config. Bunu okumasını söyleyelim. RM eşittir new remote object for i eşittir 0'dan 10'a kadar console write line i artı inci çağrı artı rm nokta get total i to string. I to string ardından system threading thread nokta sleep 3000 milisaniye uyumasını söylüyor. Eğer ki exception olursa x nokta message yazsın ekrana. Ardından console nokta read line. Şimdi bunları çalıştıralım. Sağ tıklayalım. Solution'a properties diyelim. Property sayfasından multiple startup seçiyorum. Client'ı ve server'ı çalıştırmasını söylüyorum. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar şöyle bakın client arkadaşlar bir şeyde konfigürasyonda bir hatamız var muhtemelen. Hiç çalışmadan şey yaptı. Hata verdi. Çünkü client'a remote library'i ekledik. Acaba config'de mi bir hata yaptık? Bakalım. Remote library yazımda bir hata yapmış olabilir miyiz? Remote obj. Şurada bir hatamız varmış arkadaşlar. Yanlış yazmış şurayı. Onu düzelttik. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Şimdi client başladı. Sıfırıncı çağrı. Birinci çağrıyı oluşturdu. İkinci çağrıya geldiği zaman onu da yaptı arkadaşlar. Şu şeyi herhalde biraz uzatmamız gerekiyor. Süreyi. Yok. Normalde bunun hata vermesi gerekiyordu. Biz ne kadar uyutuyoruz bunu bir bakalım. Başlangıç için list time'ı 0 veriyoruz. Her bir çağrıda da 1 saniye uzatmasını söylüyoruz. 1 saniyede 1 de herhalde şeyi şu anda şu server'ı çalıştırmadan deneyelim. Muhtemelen lokalden çalıştırıyor arkadaşlar. Server'ı çalıştırmadan deneyelim. Sadece client'ı. Evet. Bakın server çalışmamasına rağmen
client çalışıyor. Bu ne demek? Konfigürasyonu yanlış yapmışız. Şu anda lokalden okumaya çalışıyor. O zaman bunun burada şu konfigürasyonda bir hatamız var. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Neymiş hatamız bir bakalım. Şunları bir kapatıyorum. Application config. Şurada arkadaşlar E'yi unutmuşuz. Şimdi deneyelim bakalım. Diğerinde de o zaman bakalım. Evet, burada da aynı problem var. Şimdi deneyelim bakalım. Sadece client'ı çalıştırıyorum. Server'ı çalıştırmıyorum. Evet, bakın şimdi çağırmadı. Exception fırlatacak. Refuse etti. Şimdi doğru demek konfigürasyonumuz. Şimdi tekrar gelip solution'un başlangıç değerlerini ayarlayalım. Server'ı da start diyelim. Tekrar çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar sıfırıncı çağrı yapıldı. Birinci çağrı yapıldı. Evet, bakın ikinci çağrıyı yapamadı. Çünkü neden? Ben thread'i 3 saniye uyutuyorum. Server'ımın başlangıç süresini de server'daki objemin list time'ını da 3 saniye vermiştim. Ve her bir çağrıda 1 saniye uzatmasını söylemiştim. Sıfırıncı çağrıyı yapıyor. 3 saniye bekliyor. Ondan sonra bir daha çağrı yapıyor. Tekrar çağrı yaptığı zaman o 3 saniyelik süre daha dolmamış oluyor. Renew on call time çalışıyor ve 1 saniye uzatıyor süresini. 1 saniye uzattığında ama öteki taraf 3 saniye sonra çağrı yaptığı için tekrardan 2 saniye geride kalıyor ve obje ölüyor. Dolayısıyla birinci çağrıyı da yapabiliyor ama ikinci çağrıya yetişmiyor ve obje olmadığı için de hataya sebep veriyor bu. Şimdi bizim yapacağımız şey bizim client'ımızdaki kodun çalıştığı kısımda otomatik olarak süreyi uzatmasını sağlayacağız. O blok içerisinde. Nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Arkadaşlar, I sponsor'dan türetilmiş client tarafında yer alacak bir client sponsor nesnesi oluşturacağız. Hemen client tarafımı projeye add new class diyorum. Class'ımın adına da client sponsor diyorum. Yine client sponsor nesnem de arkadaşlar kanalları kullanarak iki taraf arasında transfer edileceği için Marshall by Ref objesinden türemesi gerekiyor. Aynı zamanda iSponsor interface'ini de implemente etmesi gerekiyor ki bu iSponsor interface'i bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bir renewal denilen bir metot sağlıyor. Bu renewal metodu arkadaşlar bize bir time span dönüyor. Ben bu iSponsor nesnesinden interface'inden implemente edilen class'ımı server taraftaki lifetime servise register edeceğim ve diyeceğim ki sen lifetime servisi olarak bu sponsor nesnesini kullan diyeceğim ve otomatik olarak süre dolmak üzereyken benim bu client sponsor objem burada verdiğim, burada geri döndüğüm time span kadar server tarafındaki objenin yaşam süresini uzatacak. Yani ben şurada hemen console write line sponsor süre yenileme metodu çalıştırıldı dedim. Benden bir time span geri dönmemi istiyor. Return time span nokta from seconds 5 saniye uzatmasını söylüyorum. 5 saniyelik bir süre dönmesini söylüyorum. Şimdi tekrardan bizim program CS'e geri gelelim arkadaşlar. Client tarafındaki program CS'imize. Burada static void main'in içerisinde ben iLease'den lifetime'den geliyordu. I ile eşittir null yeni bir instance oluşturacağım. Bir de arkadaşlar client sponsor'dan yeni bir instance oluşturacağım. İkisine de null diyorum. Ardından remoting configuration'ı okuyorum.
Remoting'den yeni bir instance oluşturuyorum remote objemden. Sonra şunu diyorum. Lifetime servisimizin bizim ILEASE'i alıyorum. Eşittir. ILEASE cast edeceğim. Neyi cast edeceğim? Benim remote objemin lifetime servisini cast edeceğim. Get lifetime servisi alacağım. Onu ILEASE cast edeceğim. Sonra bizim client sponsoru new client sponsor deyip initialize edeceğim. Sonra da ILEASE register edeceğim. Neyi register edeceğim? Bakın benden bir sponsor objesi istiyor. Client sponsor register edeceğim. Sonra burada metodlarımı çağıracağım. Ardından işim bittikten sonra arkadaşlar, eğer bir exception olmazsa, olsa veya olmasa bile finally'de benim artık işim bittiği için bu ILEASE'i unregister edeceğim. Neyi unregister edeceğim? Client sponsorumu, ki objem orada server tarafında devamlı yaşamaya devam etmesin. Boş boşuna kaynak tüketmesin. Benim onunla işim bittikten sonra o tarafta da 5 saniye sonra obje remove edilsin ve garbage collector tarafından toplansın. Boş boşuna memory'de yer kaplamasın. Şimdi bu haliyle çalıştırdığım zaman bu bizim client'ımız, sıfırıncı çağrıyı yapıyor. Bakın bu da bizim server'ımız. Bak, birinci çağrıdan sonra süresi dolmuştu. Gitti sponsor süre yenileme metodu çalıştırdı. Ve böylece arkadaşlar süre dolmadan önce client tarafı otomatik olarak bizim server tarafımızdaki objenin hayatını uzatıyor ve tüm döngülerin çalışmasını sağlıyor. Şu anda ben 9. döngüden sonra bir 10 saniye bekleyip tekrar call etsem, unregister ettikten sonra call etsem şey olacak, obje yaşamadığı için hataya sebep verecek.